Mansur Yavaş'ın bu basın toplantısında Melih Gökçek'le ilgili de açıklamaları var. Onlara birazdan bakacağız ama gelin dönelim biz şimdi Cumhur İttifakı cephesine. Şimdi orada da bazı isimler konuşuluyor. Ön plana çıkan bazı isimler var elbette ama henüz açıklanan resmi bir aday yok. Erdoğan'a soruldu bu konu bir kez daha. Bizleri mahcup edecek isimleri milletimizin önüne koymayız dedi. En merak edilen konulardan biri de İstanbul'la kim aday olacak? İstanbul için kim aday gösterilecek? İsmi geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aday olup olmayacağı tabii merak ediliyor. Uçakta Erdoğan'a tabii soru sormak pek kolay değil. Doğrudan bu şekilde sorulamadı ama etrafından dolanarak onun adaylığı da soruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Kapıyı kapatmadı. Bakın bugün bir başlık atıyorum. Yeniden İstanbul. Yerel seçime 4 ay kala partilerin mutfaklarındaki çalışmalar hızlandı. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Cumhur İttifakı'nın hedefi yerel seçimde muhalefetin elindeki belediyeleri kazanmak, mevcutları da korumak. 2024'te Üsküdar'ı da İstanbul'u da yerel seçimlerde kazanmaya hazır mıyız? Büyük şehirlerle ilgili arkadaşlarımız şu anda yoğun bir çalışmanın içerisindeler. 30 büyük şehrin dışında da 51 normal il belediyesi ile ilgili değerlendirmeleri yine Cumhur İttifakı olarak yapacağız. Buradaki değerlendirmelerle birlikte de yola çıkacağız. Uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan'a İstanbul ve Ankara adayları soruldu. MHP ile AKP'li heyetlerin görüşmelerine işaret etti. Kabineden bir feragat olur mu denilerek isim vermeden İstanbul için adı geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın durumu da soruldu Erdoğan'a. Ne olur ne olmaz şimdi konuşulmaz. Şu an itibariyle bu tür açıklamayı yapmamız asla doğru olmaz. Bırakalım çalışmalar devam etsin. Belli bir noktaya gelsin. Açıkladığımız zaman da mesele bitmiştir. Ama bizleri mahcup edecek isimleri Allah'ın izniyle biz milletimizin önüne koymayız. Bugün bir büyükşehir belediye başkan adayımızı, iki il belediye başkan adayımızı, 61 ilçe belediye başkan adayımızı ve 23 belde belediye başkan adayımızı ilan edeceğiz. Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na destek veren İstanbul, Ankara ve İzmir'de ittifak için AKP'den teklif gelmediğini açıklayan Yeniden Refah Partisi 87 belediye başkan adayını ilan etti. Bugün Türkiye'de bir yanda rantçı belediyeler, bir yanda heykelci belediyeler, bir yanda da örgütçü belediyecilerle karşı karşıyayız. Erbakan'ın partisi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Hatice Nur Germir'i, Yalova için Ayhan Polat'ı, Kırıkkale Belediyesi içinse Muhammed Ali Tekina'yı aday gösterdi. Yeniden Refah Partisi İstanbul'da Zeytinburnu ve Ümraniye, Ankara'da ise Ayaş, Güdül, Kalecik, Kızılcahamam, Çubuk ve Polatlı adaylarını da ilan etti. Bu toplantımızın yerel seçimler zaferimize vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yeniden Refah'ın tabii bir kadın aday açıklamış olması olumlu bir adım ama sahnede yoktu. İnşallah daha görünür olur kadınlar partide, mozaiklenmezler. Parti içinde de daha ön plana çıkarlar. Keşke diyelim de biz devam edelim. Şimdi Ali Yerlikaya'dan bahsettik ya neden bu kadar ön plana çıkıyor diye. Yaptığı işler çünkü hakikaten son dönemde iktidarı da muhalefeti de bir araya getirmiş durumda. Hani Erdoğan hep diyor ya bu muhalefet her şeye karşı, ne yapsak karşı çıkıyorlar diye. Hayır, işte en güzel örneği aslında işini doğru dürüst yapan biri olduğunda, böyle her suçluyla fotoğrafı çıkmadığında bakın herkes nasıl takdir ediyor ve bir bakan işini yapıyor diye insanlar mutlu. Bu da tabii çok acayip aslında ama bakın İçişleri Bakanlığı'nın karnesi var. Bugün bu rakamlar konuşuluyor. 2022'de yani Süleyman Soylu'nun görevde olduğu dönemde bir sene içinde 2703 kişi gözaltına alındı ve tutuklama sayısı da 840. Şimdi Haziran ayında Ali Yerlikaya göreve geldi. Haziran'dan Ekim'e kadar 4 aylık sürecin verileri var. 6 aylık veriler henüz yayınlanmadı. Biz sorduk. O gelirse yeni rakamlar onları da yarın aktarırız ama 4 aylık süreçte sadece yine 2874 gözaltı yapıldı İçişleri Bakanlığı tarafından. 702 tutuklama var. Yani bir senede yapılan 4 ayda yapıldı. Tekrar aynı rakamlara, aynı verilere ulaşıldı İçişleri Bakanlığı içinde. Son 2 aydaki operasyonları zaten hemen her sabah biz yeni bir İçişleri Bakanlığı operasyonuyla, yeni gözaltılarla uyanıyoruz. Bu yüzden bu rakamların çok da arttığını biliyoruz. Bakalım 6 aylık karnesi ne İçişleri Bakanlığı'nın? Gelirse dediğim gibi o veriler biz sorduk Sözcü Televizyonu olarak.